Yusuf'un tutuklanma meselesi çok karmaşık. Gazetelerin yayınlarına bakıldığında hepsinin bir elden çıktığı rahatlıkla fark ediliyor. Bunların hepsinin cevabı bulunur. Bizi asıl zora sokan durum nikah dairesinden firar etmiş olması. Zaten basının yargısız infaz yapmasının sebeplerinden biri de bu. Savaş Doğan tuhaf bir projeye soyunmuş. Nasıl bir proje? Benden 75 milyon dolar istiyor. Bakın, sizlerin gölgesi büyüdükçe bu ülke batıyor Yakup Efe. Yusuf'un şirketindeki mali operasyonda pürüz istemiyorum. Ben de geldim. Sabri Bey. Benim. Hesaplarınız incelemeye alındı. Evet. Hakkınızda kara para aklama ihbarı var. Ne kara parası ya? Ne diyorsunuz siz? Mali şube şirketinin hesaplarını incelemeye aldı. Sabri abiyi götürdüler. İşin arkasındaki adamı öğrendim. Hemen buluşmamız lazım. Yusuf'un şirketiyle ilgili operasyonun amacı onun sağ kolunu içeri aldırmak değil. Hedef Yusuf'un suç dosyasını kabartmak. Polisin şirketten aldığı dosya ve bilgisayarlarda müthiş bombalar var. Bazen satrançta öyle rakiplerle karşılaşırsınız ki ilk hamlelerde mat edemezseniz yenilgi kaçınılmaz olur. Şah. Bir anlık bir hevesse bu. Sineye çekerim. Gelir geçer. Eğer değilse o zaman savaşırım. Benden korkun. Avukat hanım kayıştağının çıkışındaki hurdalığa geldi. Teknolojik imkanları size sunuyorum. Ama Yusuf Miroğlu size tuzak kuruyor. Tamamdır. Az önce buradan alışveriş yapmış. Fırla. O bölgede aranmadık yer, basılmadık kümes kalmayacak. Tamamdır. Ali Baba, bizi birkaç gün ağırlayabilir misin? Şeref verirsiniz. Yalnız burada olduğumuzu kimse bilmemeli. Kulüptekiler de tabii. Bu arada tebrik ederim. Neyi? Allah bir yastıkta kocatsın. Sağ ol. İnsanoğlu aşk şarabından bir damla bile tattı mı? Kaçık olmaya başlamış demektir. Aşk dediğin şişede durduğu gibi durmaz adamın kalbinde. İlle de bütün bedeni aşkla mayalamak iste. Ne oldu? Yusuf ne oldu? İzmizi buldular. Ediyor. Durmuyor deli yüreğim.
zalimsin ya. Durmuyor deli yüreğim, durmuyor deli yüreğim. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken, tut kendini yüreğim diyorum. Yeryüzü almıyor bedenimi, göklere sığamıyorum. Sessizce durup usulca sokulmak varken, tut kendini yüreğim diyorum. Savaş Doğan diyorsun ama nasıl emin olabildin? Geçen gün birini konuşturdum. Ayrıca çiftlikte bizi kıstıranlar arasında Özcan da vardı. Onu hatırlarsın. Yusuf, galiba beni kendinle kıyaslıyorsun. O ateş altında kimseyi teşhis edecek durumda değildim. O zaman arabana bırakılan silahın arkasında da Savaş Doğan var. Herhalde. Amacı ne? Sana ne yapmak istiyor ve niçin? Bilemiyorum. Eğer öldürmek isteseler arabama kirli silah yerine bomba koyup uçururlardı. Şirkette de mali şube baskını olmazdı. Hı hı. Bunlar Zeynep'in dediği gibi Diyarbakır'da olanlarla ilgili mi? Kusura bakma, başını derde soktum. Hem de tam çekip gitmeye karar vermişken. Sen sanki biliyordun böyle olacağını. Bir şey olacak da gidemeyeceksin filan demiştin. Hadi hadi. Çabuk götür. Kaybımız var. Yaralının durumu iyi. Ama henüz kaçmış olamaz. İki ekibimiz peşinde. Miral'ını John Wayne yaptınız. Yazıklar olsun. Anlaşıldı. Sizin bir halt becereceğiniz yok. Özcan. Söyle köpekleri getirsin. Köpekleri getirin. Bir de bölgenin haritasını istiyorum. Bölgenin haritası. Özcan, Miroğlu'na ait bir şeyler var mı? Köpeklere koklatmak için. Var. Çiftlikte üstünü değiştirmiş. Getirin. Bunları köpeklere koklatırsınız.
Aslında bu zevki bana bırakmanız iyi oldu. Pekala. Av mevsimi başladı mı? Başladı efendim. Hadi bakalım. Kekliğin son günü. Onu sağ istemiyor muydunuz? Bu saatten sonra artık çok geç. Haklısınız. Bunu kana bulayıp ağabeyin evine yolla. Birimle bağlantılı gazetecileri arıyorsun. Miroğlu'nun öldürüldüğüne ilişkin duyumlar aktarıyorsun. Önder Bağlar'ın adamlarıyla çatışırken ölmüş oluyor. Anlıyorum. Önder Bağlar cinayetinde kullanılan silahın Miroğlu'nun arabasından çıktığı mutlaka hatırlatılıyor. İşte bu Önder Bağlar'ın adamlarının intikamı oluyor. Ayrıca ağabeyin damadı olduğu da mutlaka vurgulanmalı. Anlıyorum. Hadi bakalım. Hadi! Zeynep, uyumadın mı kızım? Keşke bir şeyler yapabilsem. İstesen çok şey yapabilirsin baba. En azından neler oluyor, niçin oluyor öğrenebilirsin. Zeynep, bu senin üzüntünü giderecek mi? Neler olduğunu zaten araştır. Çok önemli bir görüşmem var. Hadi sen biraz dinle. Kendini harap etme bu kadar. Bulunduğumuz yeri çember içine alın. Anlaşıldı tamam mı? Tamam efendim, tamam. Ne yapacağız? Buradan nasıl çıkacağız? Şaşırtmacı verebilirsek çemberi yarabiliriz. Buradan sakın bir yere ayrılma. Şunu da al. İçinde sadece iki mermi var. Geldi. Özcan. Bak, böyle bu taraftan yarım çember halinde sarıyorsunuz. Tamam. Bak, gel oğlum, gel. Öteki ekip de şu tepenin arkasını tutacak. Tek işiniz onu her yönden bana doğru sürüklemek. Peki efendim. Benim anlamakta da zorluk çektiğim bir şey var. Sizinle son yıllarda çok yoğun işbirliği yaptık. Bazı güçler ve ülkenizin bazı sahte dostları bu işbirliğini karalamaya çalıştılar. Ama sonuçta iki tarafta büyük yarar gördü. Böyleyken sizin servislerde bazı şoven kişiler bizi hala düşman sayıyorlar. Bunu anlayamıyorum. Oysa dostluğumuzu kanıtladık. Sir, kim bilir belki de kastettiğiniz şu en kişilerden biri benim. Yok, hayır. Sizi kastetmiyorum. Sizin bu bölgede çok önemli ve etkin bir güç olduğunuzdan kimsenin şüphesi yok. Sadece önemli değil. Aynı zamanda gerçek dost. Ama bazen bir dosttan beklenmeyecek işler yaptığınız da oluyor. Ne gibi?
Mesela çok değerli fincanları huysuz katırlara yükleyebiliyorsunuz. Savaş Doğan'ı mı kastediyorsunuz? Hayır sir. Diyarbakır'daki taşeronlarınızdan söz ediyorum. Ama orada bizim taşeronumuz yoktu. Taşerona ihtiyacımız da yok. Maalesef çok değerli fincanları bazı huysuz katırlara yüklediniz sir. Yüklediniz. Sonra Yusuf Miroğlu denen bir çılgın da bu katırları ürküttü. Damadınız gerçekten çılgın bir adam. Ama bizim orada taşeronumuz yoktu. Hemen buradan uzaklaşmamız lazım. Sana bir şey olmadı. Öldüm öldüm dirildim Yusuf. Çok gecik. Hadi acele edelim. Hadi. Neyin var? Hiç. Bu nasıl hiç? Aynaya bir bakar mısın? Geceyi cehennemde geçirmiş gibisin. Yo. Aksine cennette gibiydim. Ama yüzün öyle demiyor. Kötü bir rüya mı gördün? Yok, rüya falan görmedim. Gördüysem de hiçbir şey hatırlamıyorum. Öyleyse belki de pişmansın. Pişman mı? Neden ki? Ne bileyim ben. Belki de bu ilişkiden sıkıldın. Yoksa sen mi sıkıldın? Ben mi? Hiç öyle bir halim var mı? Yüzüme baksana. Hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Hem de dünkü ziyarete rağmen. Hangi ziyaret? Karın geldi. Ne zaman? Sen çıkar çıkmaz. Buraya mı geldi? Evet ama bir dakika, sakin ol bakalım. Neden gelmiş? Ne diye olacak? Yani sana ne söyledi? Önemli değil. Tahmin edersin işte. Yuva yıkmaktan falan söz etti. Bir dakika. Demek beni izledi. Sakin olur musun? Bana söz vermelisin. Ne sözü? Ona kötü davranma. Nasıl yani? Sakin sakin konuşmaya çalış. Benim de anlamakta zorluk çektiğim bir şey var. Nedir? Ucunda 5 milyar dolar olan bir vurgun. Şu mesele. Zaten oldum olası söylerim. Burası çok ilginç bir ülke. Haklısınız. 80 kadar uyanık bir gecede Merkez Bankası'ndan 5 milyar dolar çekiyor. Hemen ertesi gün devalüasyon oluyor. Paralarını ikiye katlıyorlar. Ama hayat hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor. Aynen öyle. Tabii bu tek başına bürokratların ve siyasilerin marifeti değil. Yok, sakın bu konuyu bize bağlamayın. Hayır, elbette size bağlamıyorum. Ama dışında olmadığınızı da biliyorum. İnsaf dostum, bizimle ilgimiz olabilir. Sizin iki açıdan ilginiz var. Birini çözüyorum. Yapmayın ağabey. Evet, birini çözüyorum. Çünkü 5 milyarlık devalüasyon kaymağından en büyük payı sizinkiler alıyor. Hangi bizimkiler? Hangi bankadan söz ettiğimi biliyorsunuz. Aha, yapmayın lütfen, bizimle ilgisi yok. Bunu geçelim. Asıl anlayamadığım, çözemediğim şu.
Savaş Doğan bir yandan Yusuf Miroğlu'nun üstüne gidiyor, bir yandan da devalüasyon kaymağını götürenlerin üstüne. Miroğlu ile bu iş arasında bir bağlantı kuramıyorum. Ama öyle sanıyorum ki kurmuşsunuz. Evet, bir mantık yürütüyorum. Diyarbakır'daki katırlarınızı ürküttüğü için siz Savaş Doğan'dan Yusuf Miroğlu'nu istediniz. Buna karşılık da yerli devalüasyon vurguncularına sığınak olmamayı kabul ettiniz. Ama bu düz bir mantık. Evet, çok düz. Bazen çok düz bir mantıkla da doğruya ulaşılabiliyor. Tabii, mümkündür. Ah sahi, bu Yusuf Miroğlu acaba sizin servislerden hangisinin hangi kanadına bağlı? Sir Miroğlu sadece kendi başına buyruk bir adam. Ne yazık ki. Tek başına bir adam. Dik başlı bir çılgın. Anlıyorum. Sadece size bağlı. Bu kesinleşti. Bu adamla tek bağınız kızınız değil. Yapmayın sir. Sizin blöfünüzde bile bir tutarlılık vardır. Birimin başından alınmanızda tek başına olduğunu söylediğiniz çılgın adamın yaptığı şeyleri kontrol edememeniz etkili oldu. Keşke öyle olsaydı. Siz sağdan, o taraftan ilerleyin. Siz de bu taraftan, soldan. Arkanızdan ve önünüzden kuş uçmayacak. Anlaşıldı mı? Tamam. Siz ikiniz yakın korumada kalıyorsunuz. Hadi bakalım. Burkuldu mu? Evet. Yürüyebilir misin? Evet, mecbur. Bir bakalım. Çok mu kötü? Dur, dur, dur. Bırak. Yürüyebilecek misin? Affedersin kuşçu. Rahatsız etmiyorum ya. Aşk olsun. Börek yapmıştım da içimden bir ses, belki bir tadarsın dedim. Sağ ol Nazlı'nım. Zahmet etmişsin. Sözüm olur kuşçu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bari bir çay mı içersin gari? Tabii, senin çayın içilmez mi hiç? Buyur. Sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet Kevser olsun. Sağ ol. Ne diyor seninki? Benimki? He. Ali mi? Yok canım. Ali niye seninki olsun? Kimse kimsenin değil ki. Ne karı kocanın malıdır, ne de koca karının malı. Herkesin bir tane kendisinki vardır. Mesela benimki budur. Bendeki benlik. Seninki de sendeki benlik. Başka hiçbir şey bizim değil. Ne diyor bu sene sendeki benlik? Sıkıntılığa teker teker gelmiyor demiştir. Ama öyle kuştu. Öyledir. Evet de
İnsan yine de alışamıyor. Emme gelişiyor. Yok, bana öyle gelmiyor. Sanki gittikçe geri düşüyorum. Yanılıyor mu? Hayır kuşcuğum. Geri düşüyorum. Ruhum kanıyor. İyi. Ruhumla danışmaya başlıyorum. Kuşcuğum, biliyorsun çekmediğimiz kalmadı. Hepsine bir şekilde katlandım. Ama bu çok ağır bir şey. Neden? Biliyorsun değil mi annenin yaptığını? Bilmiyor musun? Erkek milletinin neler yapacağı hakkında biraz bilmişliğim vardır. İşte biliyorsun yani. Ama kadın milletinin de neler yapıp neler yapmayacağı hakkında da bilir kişi değilsem de az buçuk malum hesabı sayılırım. Ama kuşçu, ben Ali'ye ne yapmış olabilirim? Çok güzel yemekler yapmışımdır. Nefis börekle, çörekle. Bu kötü bir şey mi? Haşa. Öyleyse. Elbette bunlar çok güzel meziyetler. Ellerin dert görmesin. Hem eskilerin bir lafı var. Ne demişler evliler için? Dua etmişler bir yastıkta kocasınlar diye. Bir mutfakta kocasınlar dememişler. Mutfak mühimdir. Emme yastık da çok mühimdir. Diyeceksin ki, hani erkeğin kalbine giden yol mutfaktan geçerdi? Öyle erkekler de vardır herhal. Adamın kalbi yastık tava gibi, midesi de alay gazanı gibiyse, bir yastıkta değil de bir mutfakta kocarlar. Tamam. Evet, evet. Oğuz'un da damadı olan Miroğlu'nun nasıl ve kimler tarafından öldürüldüğü... Miroğlu'nun Önderbağ'ın yakınlığı olduğu sanılan bir madde şüphesiyle girdiği çatışmada hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bilindiği gibi Önderbağlar cinayetinde kullanılan silah birkaç gün önce Miroğlu'nun arabasında bulunmuştu. Ancak ünlü kabadayı nikah dairesinden son anda kaçmayı başarmıştı. İlerleyen saatlerde haberin ayrıntılarını aktarmaya çalışacağız. Efendim, bunu kurye getirdim. Bana bak, sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Amacın ne senin? Hanımefendi dedektif olmuş, benim peşimde dolaşıyor. Ali, herhalde bir konuda anlaşabiliriz. Hangi konuda ya, hangi konuda? Sana çocuk veremediğim için ne kadar üzüldüğümü biliyorsun. Ben sana bu konuda bir şey söyledim mi? İncittim mi seni? Hayır, sağ ol. Ama ya şimdi? Bak Ali, çocuk sahibi olamadığın için böyle bir ilişkinin içine girdiysen... Eğer bunun içinse hemen ayrılalım. Seni kendi ellerimle evlendireyim. Nazlı, saçmalama. Ama o kadından senin çocuklarına anne olmaz. Olamaz. Yok, eğer gönül eğlendirmek peşindeysen buna katlanmam Ali. Hem de böyle bir zamanda. Abim kaçakken, Sabri abi içerideyken. Yıkıldım. Gülçin. Yıkıldım. Ne oldu Gülçin? Gülçin ne oldu? Gülçin ne oldu? Gülçin, söylesene ne oldu? Gülçin! Ne oldu? Gülçin ne oldu? Söylesene Gülçin! Yusuf! Nazlı! Nazlı!
Al, iki tane kalmış. Sağ ol. Başın sağ olsun. Ne? Kusura bakma, ben duydun sanıyordum. Demin buralarda konuşuluyordu. Ne konuşuluyordu? Miroğlu. Allah sabır versin. Bir saniye. Bu bir oyun mu? Ne diyorsun kardeşim? Böyle şeyin oyunu mu olur? Memur bey, ona bir saat müsaade. Git içeridekilere söyle, bana bir saat müsaade. Sen delirdin mi? Bana bir saat müsaade ne olur. Ondan sonra isterseniz öldürün beni. Ne oluyor orada? Bana bir saat müsaade diyorum. Öldürecek beni. Bana bir saat müsaade ne olur. Bana bir saat müsaade verin. Bana bir saat müsaade verin. Bana ondan sonra öldürün isterseniz. Bana bir saat müsaade diyorum size. Bana bir saat müsaade diyorum size. Bana bir saat müsaade. Ondan sonra öldürün isterseniz. Bana bir saat müsaade. Bir saat müsaade. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Geçin siz de içeri. Otur. Gelin. Yaşar, çabuk olun. Çabuk taşın. Birimin silahını almış. Miroğlu avın keyfini çıkarıyor. Artık savunmaktan vazgeçmiş. Kız yanındayken fazla rahat hareket edemez. Saldırıya geçtiğine göre taktiğimizi ters çeviriyoruz. Siz üstünüze doğru çekeceksiniz. Ben de ensesine konuşacağım. Hadi. Hadi. Şundan da destek almaya çalış. Heh. Bu cehennemden seni bir şekilde çıkaracağım. Yusuf. Hadi. Yusuf, beni bırak. Sana ayak bağlayayım. Lütfen Ayşegül. Hadi. Hadi. Hayır Yusuf. Ne olur beni bırak. Benim yüzümden hareket edemiyorsun. Onların istediği bu. Ha, ne güzel. Sen benim için buralarda perişan ol. Ben de seni bırakayım, başımın çaresine bakayım, öyle mi? Hadi. Olmadığını görüyorsun, lütfen. Ayşegül, yeter dedim. Hadi. Burada bekle. Tamam, merak etme, sen git. Gitme. Sadece onları burada olabildiğince uzağa sürüklemeye çalışacağım. Tamam mı? Çok silah sesi duyarsan duy. Sakın benim gittiğim yöne doğru gelme. Tamam mı? Eğer gücün olursa şu tarafa doğru uzaklaş. Tamam. 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 Bekleyin beni. Kız şu tarafta, getirin. Hadi. Kokla. Kokla hadi. Hadi oğlum, hadi. Hadi devam. Hadi kokla. Hadi buradan. Hadi oğlum, hadi kokla. Hadi. Hadi. Savaş Bey! Vay 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 vay! Nihayet orman güzelimize kavuştuk ha? Abi şimdi daha zevkli oldu.
Nasılsın bebek? İdeal hukuk kadınımız şu sıra orman kanunları konusunda doktora tezi hazırlıyor galiba. Miralı! Ayşegül elimde Miralı! Duydun mu? Ayşegül elimizde! İnadı bırak! Teslim ol! Seni bekliyorum Yusuf Miralı! Miralı! Zeynep, henüz kesin bir şey yok. Teyit ettiremedim. Bu işlerde nice oyun döner. Ne oyunu baba? Yusuf. Öldü. Yusuf'un seçtiği kader buydu zaten. Bugün olmasa yarın olacağı buydu. 3 yıldır sana anlatmaya çalıştım. Tek başına dünyaya kafa tutan bir adam yaşarken ölmüş demektir. Allah'ım. İdam fermanı verilmiş bir adamla yaşamak her gün ölmekti. Hele Diyarbakır'da yaşadıklarınızdan sonra. Bütün bunları sana sitem etmek için değil, saygımı belirtmek için söylüyorum. Bir baba olarak bizzat tehlikenin kendisiyle evlenmen yüreğimi burksa da seninle gurur duyuyorum. Benzersiz bir adamla evlisin. İlişkinizin her saniyesi sadece saygıyı değil, hayranlığı da hak ediyor. Yusuf çok özel bir insan. Böyle adamlar nasıl öleceklerine kendileri karar verirler. Onun hiçbir güç karşısında eğilmezliğini gördükçe kendime olan saygımı yitirecek kadar derin bir hayranlık beslediğimi fark ediyorum. İtiraf edeyim ki tek tesellim böyle bir adamın benim damadım olması. Ama ben hala onun öldüğüne inanmıyorum. Usta izleniyoruz. Boş ver be abi, paparazzilerdir. Abi sen eve geç, ben bir yere uğrayıp geleceğim. Usta olur mu ya? Diyarbakır'da olanlardan sonra biraz olsun tedbirli davranalım artık. Allah aşkına bu kadar hafife alma. Ben izleniyoruz diyorum. Sen paparazziler diye dalga geçiyorsun. Böyle yalnız başına gitme Allah aşkına. Dünyaya yalnız geldik, yalnız öleceğiz be abi. Ya ölürken de beraber olmayalım dedik diye alınganlık etme. Çok alındım.
beklemiştim. Gel, gel abi, gel. Ben... Burada ne yapıyorsun? Seni görmek istedim. Bir şey gördüm. Serhiye öyle gideceğini sanmıştım. Hayır, gitmedim ben. Seni gitmek için zorluyor bana. Neden gittin? Eğer onunla gitseydim, bana söylediğini kabul etmiş olurdu. Ay, ben açayım. Seni de kabul etmiş olurdu. Sen yalnız beni seviyorsun. Öyle değil mi? Lütfen. Lütfen efendim. Sen aynı şeyleri hissediyorsun. Ve bunu engelleyemezsin. Hayır, 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 hayır. İzleme ya. Bir kerecik için bile olsa. Sen yanımdayken duyduğum o ağrıları asla önlemek istemem. Kuşu, buyur gel. Doyasıyım. Niye? Gel kuşçu otur. Niye oturun? Sizin gibi garalığa bağlayın diye mi? Guguman kuşu gibi oturup duramam. Abim öldü kuşçu. Abim öldü. Nereden biliyorsunuz? Kitapta yazar ki, size bozguncunun biri bir haber getirdiği zaman onu iyice bir araştırın. Kuşçu yoksa? Yoksa ne? İnşallah bize iyi bir haberim vardır. İyi bir haberi hak ediyoruz mu bakalım? Yusuf'tan ne anlıyoruz? Sıkı bir kabadayı, yiğit bir adam. Belki de temiz bir mafya bile diyenler vardır. Yusuf'un aslını biliyoruz mu? Yusuf kim? Yusuf neci? Yusuf esasında ne yapar? Bilenimiz var mı? Hazreti Hüseyin'e demişler ki, ey mübarek, sen bu Kerbela'ya niye gidiyorsun? Bu Kufelilere nasıl güveniyorsun? Onlar senin babana, o cihan pehlivanına kahpeli yetmediler mi? Yetmedi. Senin abine, o güzelim Hasan'a haini yetmediler mi? Ne işin var Kerbela'da? Bile bile ölüme gidiyorsun sen. Öyle dediler. Sanki Hüseyin bilmiyordu ölüme gittiğini. Onlar öyle dedi, biliyorsunuz mu? Hanımlar, beyler. Hazreti Hüseyin bakın ne dedi. Efendiler dedi. Ben eğer oraya gitmezsem, Kerbela'ya gitmezsem, dünya durdukça hiç kimse, bir daha hiç kimse zalimlere karşı direnmeyecek. Ya, dünya durdukça bir daha hiç kimse zalimlere karşı direnmeyecek. Hazreti Hüseyin, insanlığın zulme karşı direniş mayası bozulmasın diye gitti Kerbela'ya. İşte maya var ya, o karşılıksız olarak zalime direnme mayası. İşte maya bozulmadığı için böğün Yusuf Mirol diye bir var. Ucunda ölüm bile olsa, zalime karşı durmaktan geri kalmayan Mirol. Yusuf'un ne olduğunu, ne demek olduğunu bilmiyorsak, ha yaşamış ha ölmüş. Bizim için de farkı var. Bütün nefisler bir gün ölümü tatacaktır. Ne dersin orman güzeli? Senin beyaz atlı prensin gelecek değil mi? Bence gelecek. Ama bu masalda mutlu son yok. Tek fark bu. Birazdan ölecek biri için fazla sakin görünüyorsun. Yoksa ölümden korkmuyor musun? Ben Yusuf için ölürüm. Sen niçin öleceksin? Yusuf için ölürmüş. Kimse kimse için ölmez. O senin dediğin masallarda bile olmaz. Sen bu köhne kahraman vecizelerini benim külahıma anlat.
niye burada olduğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Yusuf'u Zeynep'ten çalmak için onun peşine kuyruk oldun. Yusuf için ölürmüş. Tabii ya. Sen bu duyguları nereden bileceksin? Aman da ne duygular. Pembe kalemlerden damlayan toz pembe martavallar. Sen gerçek duyguları bilir misin? Söz gelimi daha doğduğu andan itibaren itilen, kakılan, ezilen, horlanan, süründürülen bir çocuğun yaşanmış, hak edilmiş, sindirilmiş, özümsenmiş duyguları hakkında bir fikrin olabilir mi? Hayatın ve toplumun, hatta koca bir gezegenin kapkara yüzüyle savaşıp boğuşarak kendine beyaz sayfalar açmaya çalışan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal tacizlerle bilinen bir gencin keskinliğini hangi gerçek usturayla kıyaslayabilirsin? Beni anlıyor musun orman güzeli? O senin pembe kahramanların sadece masallarda galip gelirler. Hayatsa iğrençtir ve gerçektir. Burada insan başkaları için ölmez. Sen niçin öleceksin? Sana gerçeği söyleyeyim mi orman güzeli? Ben şimdilik ölmeyeceğim. Ama niçin ölmeyi göze alacağımı soruyorsan... cevabı tektir. Hiçbir şey. Hayatın tanrısı nedir bilir misin? Paradır. Ve ben o tanrıyı istiyorum. Ona o kadar yakınım ki... hiç kimse tanrısına benim tanrıma yakın olduğum kadar yakın olmamıştır. Benim tanrım paradır. Ve ben ona aşığım. Çünkü onun kadar gerçek, onun kadar somut bir tanrı yoktur. Para öyle bir tanrıdır ki, ona burun kıvıranlar bile onsuz yaşayamazlar. Aklın sıra beni aşağılıyorsun değil mi? Şöyle bir düşün. Hemen herkes zenginlerden şikayet eder. Her kime sorarsan tanıdığım bir tane zengin kişi yoktur ki aynı zamanda iyi insan olsun der. Ama herkes hem böyle söyler hem de zengin olmayı ister. Ne demektir bu? Sahtekarlık değil mi? Ha? Hem zenginler mutlaka kötü insandır diye düşüneceksin. Hem de mutlaka zengin olmayı arzu edeceksin. Yani varsın kötü insan olayım. Yeter ki zengin olayım diyeceksin. Ha, işte hayatın iğrenç gerçeği. Herkes kötüdür. Hayatta sadece kötülük vardır. Ve bir de iyi oynamak denen iğrenç ikiyüzlülük. Yani yine kötülük. O zaman hayatta sadece kötülük varsa... ve iyilik yoksa, demek ki kötü iyidir. İşte bu kadar basit orman güzeli. Hadi, hadi biraz dolaşalım. İki kere iki dört. Ayşegül kaç!